Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde JSON kütüphanesini kullanarak shell preferences dosyamıza nasıl primitim olmayan, yani kendi oluşturduğumuz sınıf nesnelerini nasıl yazarız onu göreceğiz. Dilerseniz şu ana kadar yaptıklarımızı şöyle bir genel bir tekrar ederiz. Shell preferences ne işe yarıyordu? Primitive data tiplerini saklamamıza yarayan bir dosyaydı. İki leveli vardı. Biri activity level, bir de application level. Activity level olunca o dosyaya ilgili activity, yani o dosyayı oluşturan activity sadece ulaşabiliyordu. Bu dosya ilgili activity'nin adıyla kaydediliyordu ve get preferences deyip biz ona modu genelde private veriyorduk. Böylece o dosyaya ulaşabiliyorduk. Bir de application level vardı ki bu sayede biz oluşturulan dosyaya her türlü aktiviteye ulaşabiliyorduk ve isim vererek bunun birden fazla sayıda olmasını sağlayabiliyorduk. Bununla ilgili örneğimizi yaptık. Veri koyduk içine, içindeki verileri aldık. Şimdi burada bir sorunumuz var. Dediğimiz gibi bu dosyaya sadece string gibi, integer gibi, float gibi primitive data tiplerini koyabiliyoruz. Peki ya ben bir öğrenci veya bir çalışan diye bir sınıf yapsam veya bir array listim olsa? Bu verileri bu shell preference'da saklamak istesem mümkün mü? Default olarak mümkün değil ama JSON kütüphanesini kullanarak bunu yapabiliriz. Şimdi peki bu nasıl çalışıyor? Şimdi şuradaki gibi bir çalışan sınıfınızın olduğunu düşünün ve bunun içinde primitive tipler var, değil mi? String gibi, integer gibi. İsim ve meslek verileri burada tutuluyor. Şimdi ben bunu direkt olarak myfile.xml adındaki shell preference dosyama atamıyorum. Bunu defalarca konuştuk. Ama JSON kütüphanesini kullanarak buradaki bu sınıfı JSON string tipine değiştirebiliriz. Yani bu sınıfı komple sadece bir tane string değermiş gibi JSON formatına çevirebilirsek eğer, benim shell preference'ım sonuçta string değerleri kabul ettiği için ben bunu burada saklayabilirim. İşte burada kullanacağımız bu JSON kütüphanesi ne yapıyor? Buradaki bu verileri serialization işlemine tabi tutarak JSON string'e çeviriyor ve dosyada saklıyor. Peki bu dosyada saklanan verilere direkt olarak erişebilir miyim? Tabii ki de erişirim ama elde edeceğim sonuç benim buradaki gibi böyle düzgün bir şekilde olmayacaktır. Çünkü bunu JSON formatında saklamıştı. Bir de şunun telaffuzları birbirine benzese de JSON bir veri gösterme çeşidiyken JSON ise, yani Google'ın çıkardığı bu kütüphane ise nedir? Bu verileri bu şekilde çevirmeye veya bu şekilden şu şekle dönüştürmeye yarayan kütüphanedir. Kullanımını görünce daha iyi anlayacaksınız. Buraya ben bu JSON string olarak kaydettiğim verileri geri alırken bu sefer burada yaptığım işlemin tam tersini yapıyorum. Bu sefer de deserialization yapıyorum ve de bu sınıf tipine çevirip kullanıcıya gösteriyorum. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bununla ilgili başka bir sıfırdan bir proje başlattım. Projemin arayüzünde kaydet ve getir diye iki tane metodum var. Oluşturacağım sınıfın nesnesini ben kaydete basınca dosyama atacak. Getir dediğimde de şu data isimli text view'da gösterilecek. Herhangi bir şey yapmadım şu an için. Butonların, click eventlerinin işleneceği metotlar da burada. Dilerseniz vakit kaybetmeden konuya başlayalım. Öncelikli olarak bir çalışan diye bir sınıf yarattım. Ve bu sınıfın içinde gördüğünüz gibi isim, meslek, ID değerlerini tutan ve bu çalışanın aktif ya da pasif olduğu değerini tutan boolean değerler olduğu gibi bir tane de bu çalışanın görevlerini içeren string tipinde veriler bekleyen bir liste var. Yani bir çalışan bir iş yerinde birden fazla göreve atanabileceği için bu değerleri burada tutacağız. Bunun için ben diyorum ki şuraya bir tane ne oluşturalım? Private tipinde bir metot oluşturalım ve bu metot bana geriye çalışan tipinde bir değer döndersin. O zaman buna da get veya şöyle yapalım. Çalışan oluştur diyelim buna. Yani çalışan sınıfından bir nesne üreteceğim zaman bu metot çalışacak ve bu metot sayesinde ben çalışanı oluşturacağım. Çalışan, çalışan eşittir new çalışan diye bunu bir oluşturuyorum. Daha sonra çalışan
nokta deyip buna isim, meslek gibi bilgileri atayacağım. Ama gördüğünüz gibi gelmiyor. Neden? Çünkü ben bunları buraya private belirtmişim. Yani bu değişkenler sadece bu sınıf içinde kullanılabilecek değişkenler. Böyle private tanımlanan değişkenleri kullanıma açmak için biz metotlardan, getter ve setter metotlarından faydalanacağız. Bu sayede bu değişkenleri kullanıcıdan saklayacağımız gibi bunlar üzerinde ekstra işlemler yapmamız mümkün olabilecek. Alt insert tuşlarına bastım. Getir ve setter'ları oluştur dedim. Hepsini seçtim. Ve Android Studio benim için hepsini oluşturdu. Bunun güzelliği ne peki? Peki bunları public yapıp direkt olarak ulaşsak olur muydu? Olabilirdi. Ama şöyle bir şey düşünün. Mesela biz burada yaş değerini tuttuğumuzu düşünün. Normalde yaş nedir? 0'dan 100'e kadar olabilir diyelim. Ama bu sefer kullanıcı onun içine farklı farklı değerler atayabilirdi. Veya ben yaş için bazı kısıtlar yazmak isteyebilirdim. Mesela 20 ile 30 arasındaysa böyle olsun, 30 ile 40. İşte bu kontrolleri ben her bir çalışan için yaş bilgisi istediğimde bu sefer main activity'de yapmak zorunda kalacaktım. Ama böyle metotlara çevirirsem, mesela şuradaki ID yerine yaş bilgisi olsaydı ben buraya gelip if eğer şöyleyse bunu yap, böyleyse bunu yap deseydim bir yerde bir kere yaparak bütün kontrolü sağlayabilecektim. Getter ve setter'ların hani neden kullanıyoruz? Bu bence yeterli bir örnek. Verileri alırken get'le alıyoruz. Verilere değer atarken de set'le atıyoruz. Şimdi buraya geldik. Biz ne yapacağız? Veri atacağız. Set dedik, isim diyelim. İsmimizin adı Emre olsun. Daha sonra çalışan nokta set dedim. Mesela meslek olsun. Mesleğin adı mühendis olsun. Çalışan nokta. Bu sefer set diyelim. Aktif mi? True ya da false yazacağız. Çünkü bunu boolean ve belirlemiştik hatırlarsanız. True yazalım. Aynı şekilde çalışan nokta set diyorum. Meslek isim aktif yaptık. ID atayalım buna 150 diye. Bir de arkadaşlar çalışan nokta set görev diyelim. Şimdi bu benden string değerler tutan bir liste bekliyor. Bunu şuraya gelip yeni bir liste oluşturarak da yapabilirsiniz listeyip veya kısa bir yöntemi mevcut. Buraya gelip şurayı tıklayarak erase dedikten sonra as list, yani buraya yazdığınız verileri bir liste olarak kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra da buraya nelerimizi yazacağız? İşte yönetici diyelim. Developer gibi veriler. Yani bir array oluşturuyorum ya, bunu sanki bir liste gibi kaydet diyebilirim. Böylece set görev de benden bir array beklediği için, bir list beklediği için herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Evet, çalışan bilgilerimi verdim. Böylece çalışanımı oluşturdum. Ne zaman ki bu metot çalıştırıldığında gördüğünüz gibi benden geriye dönüş olarak çalışan tipinde bir nesne bekliyor. O da nedir arkadaşlar? Budur. Bunu geriye gönderelim. Şimdi bu buton tıklanıldığında, yani veri kaydet butonu tıklanıldığında ne yapacağız aslında? Öncelikli olarak bir çalışan nesnesi atayalım, oluşturalım çalışan diye. Bunu new çalışan demeyeceğiz de işte aşağıdaki get ya da çalışanı oluştur metodunu çağıracağız. Ne olacak? Çalışan oluştur. Çalıştırıldığında bu bilgilerle bir çalışan oluşturulacak ve şuradaki değere atanacak. Umarım burası anlaşılmıştır. Daha sonra kaydetme işlemlerimiz için biz ne yapıyorduk? Get preferences diyerek sadece bu aktivite, çünkü başka bir aktivitemiz yok. Sadece bu aktiviteye özel bir share preference yaratalım. Bunun da modunu private verelim. Bildiğiniz üzere bu geriye ne döndürüyor? Share preference tipinde bir nesne döndürüyor. Bunu alalım buraya. Daha sonra ne yapıyorduk? Editörümüzü başlatıyorduk. Böyle direkt editör desek geliyor mu? Geliyor. Editör dedikten sonra editör diyelim bunun adına.
eşittir deyip Shell Preference dosyasında edit yapmak istediğini söylesin. Daha sonra ne yapıyorduk bunu? Editor.apply diyerek yapacağımız değişiklikleri kaydetmesini sağlıyorduk. Şimdi buraya gelip normalde editor deyip put deyip verilerimi koyabiliyordum. Ve bildiğiniz üzere burada sadece primitive tipler var. Ben ama ne koymak istiyorum? Şuradaki çalışan nesnemi koymak istiyorum. İşte default olarak bunu yapmamız mümkün değil. Bu yüzden bizim bir şekilde burada tuttuğumuz bu sınıfı en azından bir string'e çevirip bu dosyayı aktarmamız lazım. Bunu da işte JSON kütüphanesiyle yapacağız. Peki şu an için JSON desem gördüğünüz gibi tanımıyor. Çünkü kütüphanemde yani uygulamama bu kütüphane henüz ekli değil. Bunu eklemek için file kısmından project structure deyip dependencies kısmına giriyoruz. Şuradaki artı butonuna tıkladıktan sonra library dependency dedikten sonra şu ekrana JSON yazıp aratalım. Gördüğünüz gibi sonuçlar geldi. İlk baştaki şu google.code.json denilen versiyonu tıklayıp OK'ye basıyoruz. Daha sonra OK dedim. Bunları dedikten sonra gördüğünüz gibi Gradle'ımız çalışmaya başladı. Ne yaptı aslında? Şuradaki build.gradle'a bunu yazdı. Yani oradan yapabileceğiniz gibi direkt olarak buraya da ekleseydiniz olurdu. Ve daha sonra internetten ilgili kütüphaneyi indirdi ve benim projeme ekledi. Şimdi gelip buraya ben eğer JSON yazarsam gördüğünüz gibi com.google.json kütüphanesi eklenmiş. Önce bunu yapmak için JSON'dan bir nesne tanımlıyoruz. Daha sonra JSON nokta deyip ne yapmamız lazım? Bizim verilerimizi to JSON deyip eklememiz lazım. Neyi ekleyeceğiz peki? Şuradaki çalışan nesnesini. Bunu dedikten sonra buraya verdiğin nesne diyor hangi sınıfa özgü? Yani bunun sınıfı nedir? Sınıfı da çalışan nokta class diyorum. Evet, bunu kullanarak dediğim gibi buradaki çalışan verisini yani şurada oluşturduğum bütün verileri çalışan sınıfına göre şurada oluşturduğum çalışan sınıfına göre ne yapıyor? JSON formatına çeviriyor. Bunun üzerine gelirseniz gördüğünüz gibi bu string bir ifadeymiş. Yani bunun sonucunda bana string bir sonuç dönecek. String dedim. JSON str. JSON stringi diye bunu buraya yazalım. Yani şurada yazdığım bütün bu ifadeler ne olacak? İster integer olsun, ister list olsun, ister boolean olsun. En son string formatında burada oluşturulacak ve şunun içine atılacak. Umarım burası anlaşılmıştır. İsterseniz burayı log.i deyip log kütüphanesini bulmadı. log.i dedim. Bir tag verelim buna Emre diye. Daha sonra da bunu şöyle save oldu. Hani kaydedilen veri nedir? JSON str deyip ekrana logcat'e bastıralım. Bunu yaptık. Editörümüzü kaydettik. Yalnız burada dikkat ederseniz henüz dosyama bu veriyi atmadım. Bunu da ne yapıyoruz? Şöyle aşağı yazalım. Editor.put deyip ne bu ifade? String bir ifade. Put dedikten sonra ne diyelim? Çalışan key'i anahtar ifadem bu. Verisi ise JSON str. Böylece dosyama bunu eklemiş oldum. Şimdi bir uygulamayı başlatalım. Bakalım logcat'e nasıl bir sonuç yazılacak. Uygulamam açıldı. Bir yandan da Android monitörü açıyorum. Şuraları silelim. Ve kaydet butonuna tıkladığımda ne olacak arkadaşlar? Get çalışan yapılacak. Ve de gördüğünüz gibi çalışan bilgisi olarak verdiğim bütün ifade
JSON formatında buraya eklendi. Yani şimdi SharePoint Preferences dosyasına gidip bakarsanız oraya yazılan ifade aslında bu. Şimdi bu nasıl başlıyor? Şurası JSON'un başladığını gösteriyor ve bu da yine kendi içinde anahtar value şeklinde çalışıyor. Aktif kısmı true, görev kısmı demiş burada bir köşeli parantez başlatmış ki bu ne demektir? JSON'da bir array ifadesi olduğunu söylüyor. Daha sonra ID demiş 150, isim demiş Emre, meslek demiş mühendis. Dediğim gibi bu satır bilgiyi biz bir çalışan bilgisini dosyamızda tutabiliyoruz JSON formatında. Başka bir eğitimde JSON'da çok daha detaylı duracağız. Çünkü internetten özellikle veri çekerken ne yapıyoruz aslında, biz verileri JSON formatında çekip daha sonra, yani şurayı aslında şuradaki çalışanı bir web sitesi gibi düşünün, blog sitesi düşünün. Burada nasıl ki veriyi aldım, böyle bir string'e çevirdim. Aynı şekilde bütün web sayfasını böyle bir string'e çevirip daha sonra onu parçalayarak istediğimiz kısımları alıyoruz. Burada da aslında JSON'un küçük bir örneğini görmüş olduk. Evet, JSON'u kullanarak object, yani sınıfımızı string'e çevirdik. JSON tipinde string'e çevirdik. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste bu string'den nasıl tekrardan çalışan sınıfının nesnesine geri döneriz onu anlatırım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.